Ya Rabbi beni ayare saldırma. Yandır nevmi gar,
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Buradan sizlere, ekran başındakilere ve buradakilere gönül dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum inşallah. Allah birliğimizi, diriliğimizi, daimliğimizi devam ettirsin inşallah. Mübarek kılsın inşallah. Kendine ilhak edenlerden eylesin inşallah. Tevhid yolunda muhabbeti tam olanlardan, fena ender fena olanlardan, beka ender beka olanlardan eylesin inşallah. Evet. Allah bizleri hiçbir zaman ayare saldırmasın. Gaflet ateşiyle bizleri yakmasın. Kalbimizi onun zikrini daim kılsın. İnşallah uyandırsın. Nevmi gaflete bizleri hiçbir zaman gaflette olanlardan eylemesin. Allah'ın dileği, isteği gibi olanlardan, tam bir melami olanlardan. Melameti yaşayanlardan, hal edenlerden, zevk edenlerden, şuhut edenlerden eylesin bizleri Allah. Çünkü bu hayat denilen, bu var olduğumuz, buradaki göründüğümüz daha doğrusu bu yer, aslında varlık, var olan Allah'tır, tevhiddir, onun muhabbeti, aşkı ve sevgisidir. Onunla haşr olmak için, onunla var olmak için, daha doğrusu varlığı, gerçek manasını, hakikatini tanımak için Allah bizleri ayara saldırmaması gerekir. Yani ayara bakmamamız lazım. Biri iki demememiz lazım. Ben de varım anlayışından çıkıp Allah var anlayışına geçebilmek lazım. Tevhid anlayışına intikal edebilmek lazım, geçebilmek lazım. Kendimizi inkılaba, yani değişikliğe, yeni bir güzelliğe değiştirmek lazım. Eski bildiğin ben yaparımlardan, eski bildiğin ben görürüm, ben duyarım, ben konuşurum, ben yürürüm, ben tutarımlardan geçip fena olarak, fena-i efal, fena-i sıfat, fena-i vücut olarak bunlardan geçip gerçek varlığı, yani faili tanıyıp, mevsufu tanıyıp ve mevcudu tanıyanlardan olmamız lazım. Gerçek manada zaten bu böyle de bizler bundan gafiliz. Allah-u Teala vallahu halakakum ve ma ta'melun diyor. Sizi ve fiillerinizi yaratan Allah'tır. Demek ki bakıyorsak eğer ki gerçekten, şuhuden, halen, buna kalbimiz, imanımız mutmain olarak söyleyebiliyorsak, gerçekten her şeyden, enfustan, afaktan, hareketten ve sükundan, işleyenin fail Allah olduğunu, yani bütün fiillerden fail olduğunu, kalbine ve şuhuduna bunu tasdik ettirebiliyorsan, hal ettirebiliyorsan, o zaman be dostum, senin elinden de, senin gözünden de, bütün her azandan, şuhudundan, enfusundan, afakından, harekenden ve sükunundan, hepsinden işleyenin fail Allah olduğunun zevkindesin, şuhudundasın, yaşıyorsun. Allah seninle beraberdir. O zaman eğer ki öyle bir zevke girmişsen sen Allah'ın dostu olmuş oluyorsun. Sana dost diyebilir Allah. Dostum diyebilir. Çünkü Allah bir mazharı yapar. O mazharı sever. Ne diyor Peygamber Efendimiz için? Allah-u Teala. Sevdim de yarattım. Habibim, yani sevgilim. Onun nurundan halketti. Ne? Ümmetini, değil mi? Demek ki şimdi o kadar sevgi, o kadar muhabbet duymuş ki ona karşı, Allah onu öyle güzel bir mazhar kılmış. O aynadan cümle aleme tecelli ediyor. Şimdi sen de o kadar o güzelliğe nail olabilirsen, ki zaten nailsin de, sadece bir uyanış lazım sana. Seni uykudan uyandırmaları lazım. O uykudan uyanınca, o rüyalardan uyanınca, asıl itibariyle eşyanın hakikatini tanımaya başlayacaksın. Eşya sensin. Hakikatini tanımaya başlayacaksın.
Tanıdıkça insanlaşacaksın. Tanıdıkça dost olacaksın. Tanıdıkça sevgili insan olacaksın. Kamil dereceye ulaşacaksın. Nefsini terbiye makamlarına ulaşacaksın. Ama kendini tanıdıkça. İlk önce kendinden başlayacaksın kendini tanımaya. Yoksa dışarıdan başlarsan sana vakit gelmez tanıyasın kendini. O yüzden ilk önce içeriden başlayacaksın, dışarıdan değil. Ve içini, kendini tanıdıkça da bu sefer dışın da senleşmeye başlayacak. İnsanlaşmaya başlayacak. Tanıdıkça gerçek varlığın kim olduğunu ve mazharın da kim olduğunu tanıyacaksın ve bileceksin. İnşallah Allah bunu sana nasip edecek. Çünkü Allah-u Teala senin çabana, senin muhabbetine, ona karşı sevgine ve aşkına bakıyor. Allah ne diyor? Ameller değil, niyetler önemli değil mi? Amellerden üstündür niyetler. Demek ki senin isteğin, arzun ona layıkıyla bir kul olabilmekse, onu tanıyabilmekse, ona karşı sevgini gösterebilmekse, Allah senin sevgini görüyor da. Ya ne kadar da sen kendini harap desen, ne kadar kendini yerden yere de vursan, Allah senin sevgini, kalbindeki olan o muhabbeti, o aşkı, o sevdayı görüyor. Ona karşı, ona nispeten sana Allah-u Teala tecelli ediyor. Bir mürşid-i kamille dervişi aynı derecede değildir. İnsanlık, insan olarak aynılar, varlık olarak aynılar, aynı varlıktan var oldular ama bir değişkenlik yeri var, takva. Yani onun takvasıyla dervişin takvası aynı değil. Onun dostluk derecesiyle onun dostluk derecesi aynı değil. Onun mazhar olma derecesiyle dervişin mazhar olma derecesi aynı değil. Ama peki bu derviş olmaz, onun derecesine, yani onun bulmuş olduğu derecelere gelemez mi? Mutlaka gelecek. Peygamber Efendimiz dahi sallallahu aleyhi ve sellem o bile dahi o makamlara yavaş yavaş böyle yükseldi. Fena fillah olmadan beka billah olunmaz. Yani Allah'ı da tanımadan Muhammed mazharını da tanıyamazsın. Ne olur? Senin için her şey bir taklit olur. Sevgin taklit olur. İbadetin taklit olur. Muhammed'i tanıman taklit olur. Onu sevmen taklit olur. Ama onun yaptığı gibi, yani o fena fillah'tan geçip bekabillah'a erişebilirsen, fena fillah'tan fena ender fena, bekabillah'ta beka ender beka, yani tam bir kamil derecesine kendini, insan olabilme derecesine kendini yükselttirebilirsen, yani bunu hal edip yaşayabilip şuhud edersen, o zaman anlayacaksın ki sen de aynı o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi sen de nurlaşıyorsun. Allah'a karşı dost olmaya başlıyorsun. Dost olmuşsun yani daha doğrusu. Ona dost olan başka dost ister mi? İlahi'de nasıl diyor? Ben dostuyla dost olmuşam. Kimseler dost olmaz bana. Gerçek dostu bulmuşum. Dostu buldum tenhada. Konuştum kana kana. Talibinden görünen kendisi canan oldu. Demek ki nasıl bir dostluk bak. Tenhada bulmuş. Onu kendinde bulmuş. Konuşmuş onunla. Muhabbetleşmiş onunla. Kana kana. Kana kana muhabbetleşmiş. Gönlüne ilka olmuş onun tecellileri. Dolmuş. Dost olmuş onunla. Bu sefer talibinden görünen, dost olan, mazhar olan ne olur? Talibinden görünen kendisi canan olur. Demek ki şimdi o mazhardan kim görünürmüş? Görünen kendi zatıdır. Sannetme ki gayrullah diyor ilahide. Demek ki Allah kendi zatını o mazhardan, o kul mazharından, o insan mazharından, bu var gördüğümüz gölgelerden Allah kendi zatıyla her daim işlemekte, tecelli etmekte. Bu tecelliye gark olmak istersen o zaman
Gel melamet yoluna derim. Bu tecellileri yaşamak, hal etmek, zevk etmek istiyorsan gel melamet yoluna derim. Ol sen de melami. Bulasın belani. Sen gerçek manadaki o beli, sen benim Rabbimsin diyemezsen, kalü bela diyemezsen, o zaman sen gerçek bir kul sayılmıyorsun be dostum. Daha kendini tanıyamamışsın. Kime söz verdiğini anlayamamışsın. Onu anlayasaya kadar çaba göstereceksin. Onu anlayabileseye kadar kendini harap edeceksin gerekirse ya. Yeter ki sevgiliye kavuşmak Mecnun gibi. Ustad etmek için. Bu zamanda bir para için hafta sonu alasın parayı diye kendini harap ediyorsun yahu. Bütün sıkıntılara katlanıyorsun o ustadı gerçekleştiresin diye, yani parayı alasın diye. Şimdi sen Allah'ı istiyorsun. Allah'ın tevhidine girmek istiyorsun. Allah'ın muhabbetinle muhabbetleşmek istiyorsun. Ya bu basit değil ki ya. Bunu parayla da biçilmez. Para da basit. Paranın üstündeki resimden dahi tecelli eder. Onun tecellisine bakarsın. Sen burada şimdiki onun kat kat üstündeki bir tecelli var. Sana nefes veriyor, sana göz veriyor, sana sevgi veriyor, muhabbet veriyor, el veriyor, ayak veriyor, burun veriyor, dudak veriyor. Sana kaş veriyor, yüz veriyor. Sen bunun tecellisini bırakıp da başka şeylere nasıl ki kendini atabiliyorsun yahu? Sen gerçek vuslatı kendine yaşatabilmen lazım. O vuslatta kendini harap edip Mecnun gibi çöllerine, kendi varlık çölüne düşüp onu bulman lazım. Baba. Söyle. Evet, zikir. Baba. Yap bakayım zikir. Baba. Zikir yap. Zikir yap. Kendini onun aşkıyla, onun sevgisiyle doldurman lazım ki o ustad bir zamandan sonra, yani fena fillah ve beka billah'ta ona erişebilirsin. Yani kendini yok edip kendini Allah'ta bulabilmen lazım. Kolay mıdır? Tabii ki canlar kolay değil. Çünkü kendini kaç yaşındasın bilmiyorum. 40 yaşındasın, 20 yaşındasın, 30 yaşındasın. Belki 30 senedir, belki 60 senedir bu et varlığın içinde, bu kemik yığının içinde yaşıyorsun. Kendini sen olarak zannetmişsin artık. Sana bir isim de direttiler. Sen bu ismi kendine benimsemişsin. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki Allah'ın esmaları sadece 99'la kayıtlı değildir. Onun esmalarının nice daha esmaları var. Nereden biliyorsun senin esmanın da onun esması olmadığını? Şimdi sen kendine ona göre çekim düzen ver. Kendine bir yolculuk edebil ki gerçek varlığı tevhid-i esma gibi görebilirsin. Pirimiz bunu kolaylaştırdı. Esmayı ortadan kaldırdı. Fiili tanıyan, fiili, gerçek fiili yapanın, yani faili tanıyan, bütün bu sıfatlardan işlerinin mevsufu tanıyan, vücuttan, varlıktan işlerinin mevcudu tanıyan zaten esmasını da tanıyor. Allah bizleri kendi varlığında, kendi varlığında o muhabbeti erenlerden ve kendini tanıyanlardan eylesin. Yoksa biz ondan uzak değiliz dostlar. Biz ona yakınız. O da bize şah damanımızdan yakın. Sana senden yakın olan odur. Seni muhabbetleştiren odur. Sana, senin gönlüne o muhabbeti koyan o. Sen kimi sevdiğini zannedersen zannet. Yalnız ve yalnız sevgi Allah'a karşı olur. O aşk, o sevda Allah'a karşı olur. Leyla ile Mecnun denen bir yaşanmışlık vardır. Ama kimi hikaye diyor, kimi yaşanmışlık diyor ama o Leyla, o Mecnun ikisinin sevgisi de Allah'a karşıydı.
Ferhat ile Şirin. İkisinin de sevgisi Allah'a karşı. Kerem ile Aslı. İkisinin de sevgisi Allah'a karşı. Yani onlar da kime sevdiğini zannederse zannetsinler, asıl itibariyle sevgiyi alan ve yapan Allah'tır. Nasıl diyor ki Peygamber Efendimiz'e, atarken sen atmadın. E şimdi biz severken biz mi seviyoruz yahu? Koca Peygamber'e diyor ki, atarken sen atmadın, ancak Allah attı. Siz atmadınız, atan Allah'tır. Öldüren de, dirilten de Allah'tır. Güldüren de, ağlatan da Allah'tır. Allah dilemeden yaprak dahi kımıldamaz. Sizi denizde ve karada taşımış. Taşıdık diyor. Seni taşıyor yani. Hala. Fenafillah'a da taşıyor seni. Vekabillah'ta da taşıyor seni. Bu denizde de taşıyor seni. Suret denizinde de taşıyor. Bütün denizlerden seni taşıyor. Mürşit masal. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali dedi ki, ben kainatı taşıyorum. O yüzden senin sırtına çıkarsam sen beni taşıyamazsın. Çünkü kainatın yükü onun omuzlarında. E şimdiki mürşitlerimizden ama aynı o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşantısıyla onlar da halleniyorlar ki o ağırlığın aynısı o Muhammedi ahlak ile onların da omuzlarının üstünde. Yani bütün yükü taşıyorlar. Bizlerin de şimdi onların yükünü hafifletmek için ne yapman lazım? Sen de bir omuz atman lazım onların yüküne. Dedi mi sana bütün fiillerden fail olur? O zaman bitmiştir. Hemen omuz at. De ki ben yapmıyorum. Zaten senin değil. Zaten var olan Allah'ındır. Şimdi birinin evinden bir parça bir şey alsan, kendini der misin buna demezsin değil mi? Filancanın der. Bu da senin değil zaten. Bu da onun. Neden onu üstleniyorsun diyorsun ki ben yaptım. Benlikten bırak. Davanı geri çek. Sorumluluk alma. Zaten sorumlu olan zaten Allah'tır. Sen onun üstüne bir sorumluluk alamazsın. Alırsan o sorumluluğun altında kalırsın. Allah demiyor mu? Ben size taşıyamayacağınız yükü vermem diye. O zaman demek ki taşıyamayacağın yükün altına girme. Ezilme. Bütün fiillerdeki faaliyeti zaten Allah'ındır. Allah'a bırak. Sen hayır üzere ol. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine ol. Onlar nasıl gidiyorsa sen de öyle git. Onlar Allah'a karşı peygamberler, evliyalar, enbiyalar, ulemalar, mürşitler, dervişler nasıl ki o Muhammed'in yolunda, Allah'ın yolundan gitmişler. Bizler de onlar gibi gitmek lazım. Pirimiz Muhammed Nur Arabül Melami Hazretleri nasılsa gitmişse bu zorluklarla, o zamanki yaşantının zorluğuyla Allah'ın yolundan daha doğrusu gitmişse sen de onun yolundan gitmek zorundasın. Kurtulmak istiyorsan, cennete girmek istiyorsan o zaman o yoldan gideceksin. Gir kamil gönlüne cennet dilersen. Fethuli, girin. Buyurdu Kur'an içinde. Demek ki şimdi oraya girebilmek lazım. Yahu en güzel yer, en güzel bahçe, en güzel saray gönüldür. Gönüle girmeye bakacaksın. O gönle giren Allah'a karışır. Çünkü gönlün tamamında bulunan Allah'tır. Gönül çalabın tahtı demiş Yunus Emre Hazretleri. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Yıkıktı. Kim gönül yıkmış ise, kim gönül kırmış ise, yahu gönülü kıranın diyor aldığı abdest de yıkıldığı namaz değil. Demek ki şimdi sen o gönülde kim yatıyor ki o kadar büyük bir günah bu? Kabe'yi yıkmış gibidir diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'nde.
Demek ki nasıl bir büyüklük? O taraftan alsam onu. Nasıl bir büyük bir şey bu gönül demek ki. O zaman o gönlün Peygamber Efendimiz çok büyük bir vebal bırakmış yani. Kabe'yi yıkmış gibidir demiş. Demek ki gönlü yıkmayacağız. Gönle girmeye çalışacağız. İşimiz gönülleri almaktır. Gönüllere girmektir. Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevgi için diyor Yunus Emre Hazretleri. Gönüller yapmaya geldik. Gönüllere girmeye geldik. Gönüllerle muhabbet etmeye geldik. O zaman gönlümüzü yine güzel olan gönüllere nakletmek lazım. Pirimizin o muhabbetini, o gönlünden akanları bugün müşriklerimiz kendi gönüllerinde nasıl doldurmuşsa şimdi de bizlerin gönlüne ilka ediyor, dolduruyor. O zaman bizlere düşen nedir? Müşriklerimizin yaptığının aynısını, yani tahkiki olarak, şu ödüyor olarak bizler de bizim de gönlümüzdekilerden başka gönüllere onları böyle boşaltabilmek lazım. Yani Allah'ın yoluna, Allah'ın muhabbetine layık olabilmek için hizmet edebilmek lazım. İnşallah Mevlam bizlere daima hizmet edenlerden, bu muhabbeti yaşayanlardan, bir an dahi geride olanlardan değil, daima ileri olanlardan eylesin bizleri. Mürşitlerimizin sözündeki manayı anlayabilenlerden ve onlara yardımcı olanlardan eylesin bizleri Allah. Çünkü ona yardım eden Allah'a yardım etmiş olur yahu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yardım etmiş olur. Onlara yardım eden. Bir mürşide dediğin zaman himmet şeyhim ne der sana? Hizmet. Çünkü hizmet eden himmetini bulur. Hikmetini bulur. Allah'a yardım eden Allah'ın dostu olur. Ona teslimiyetle, sıdkı sadakatla yardım etmen lazım. Salat etmen lazım. Gönlüne girebilmen lazım. Eğer Allah'ı bulmak istiyorsan derviş olman lazım. Derviş hizmetten başlar. Demek ki hizmet edebilmen için derviş olman lazım. Derviş olabilmen için hizmet et. İkisi birbirine bağlı. İkisinin bir tanesi eksik olursa derviş olunmaz. Derviş olamazsan hizmet edemezsin. Demek ki ikisini de bir vücut bir yaparak yaşayacaksın. Allah bizleri bir olanlardan, tevhid üzere olanlardan eylesin. Her şey tevhid üzere çünkü. Tevhidsiz hiçbir şey yok dostlar. Ne varsa bu alemde tevhid üzeredir. Kamil insanlar da tevhiddir. Allah'ı ve Muhammed'i kendinde tevhid etmişler. Bize de düşen, onlar nasıl ki tevhid etmişler, bizlere kadar bunları getirmişler, aktarmışlar, anlatıyorlar hala. Bizler de tevhid olmamız lazım yahu. İkiliği bırak. Biri bir gör. Allah sana iki sandırmasın inşallah. Bizleri iki sandırmasın inşallah. İkilik yapma. Zaten iki denen bir şey yok. Varsa, ne varsa bu kainatta hep bir. Bin dediğin bu alemde bin dediğin bir tane birden olma. Birden oluşma. Bin tane bir. Bin dediğin bin tane birdir yani. Demek ki bu çok gördüğümüz bu evrende, çok gördüğümüz bu alemde, bu fiillerde, bu sıfatlarda, bu vücutlarda aslında hepsi Allah'ın birliğini, Allah'ın zatını anlatır bizlere. فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَكُلَّ Allah'ın zatı nereye dönersen dön orada. Allah'ın birliği, Allah'ın tevhidi hangi tarafa dönersen oradadır. Hangi azana dönsen Allah'ın birliği var. Eline dönsen Allah'ın birliği var. Gözüne dönsen Allah'ın birliği var, tevhidi var. Gözüne, kulağına, diline, kalbine, saçına, gözüne, her yerine dönsen Allah'ın tevhidi var, Allah'ın birliği var. Sen bu kadar birlikten, bu birden
İkiyi nasıl çıkarıyorsun? Nasıl başarıyorsun? Hayret. Nasıl başarıyoruz daha doğrusu? Hayret. Bu kadar birin içinde ikiyi buluyoruz. İmkansızlığı başarıyoruz yani. Asıl itibariyle aslında hep bir var. Bir, bir daha bir. Yanında bir daha bir. Yanında bir daha bir. Hep bir üzereyiz. Hep bir olmak lazım. Cem olmak lazım. Aşkla, muhabbetle gönlümüzü doldurabilmek lazım. Bu tevhid yolunda. Öyle bir tevhid et ki bütün fiillerinden, enfusunda ve afağında, harekende ve sükununda, hepsinden, bütün azalarından işleyenin fail Allah olduğunu bir bil. Çünkü gerçekten de senin vücudundan, senin sıfatlarından, senin fiillerinden bir olan, tek fiil olan, fail olan Allah'tır. Senin bütün sıfatlarından, hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam ve tekvin, bütün bu sıfatlarından bir olarak mevsuf olan Allah'tır yahu. Senin varın demenden, yani varlığından, vücudundan, ben varım anlayışından, ben yapıyorum, ben ediyorum anlayışından, asıl itibariyle baktığın zaman eşyanın hakikatine, bu varlıkta gerçek var olan Allah'tır yahu. Mevcut olan Allah'tır, mevcut. La mevcude illa hudur o, illallah'tır o. Demek ki bu kadar, bu kainatta ne erzeleden, her köreden bütün fiiliyatını, bütün sıfatlarını, bütün varlığını bize tanıtmakta, anlatmakta ve bunu gözümüzün içine sokmakta, ama bunu biz hala göremiyoruz. İnşallah Rabbim göz perdelerini, yani 7 kat perdeyi aşabilenlerden eylesin bizleri mürşit mazharında. Yoksa gökyüzünde ararsak, sağda solda ararsak, o muhabbeti orada bulalım, oradan vuslata erelim dersek, çok zor be dostum, bulamazsın. Taklitten öte gidemezsin. Ama tahkikki yaşamak istiyorsan, şuudi bir imana sahip olmak istiyorsan, o zaman kamil mürşide gitmen lazım, boyun eğmen lazım. Ona biat edebilmen lazım. Ne diyor Hasan Fehmi Tezdoğan Hazretleri? Biat-ı Hakk-ı Muhammed'den kılanlar merhaba. Biatı nereden kılacakmışsın? Hak ve Muhammed'den. Buldunuz imanı kamil. Cümle alemler merhaba. Demek ki kamil bir derecede iman kim? O mürşittedir. Tam manasında insan olabilmenin imanı o gönle, o toprağın altına gizlenmiştir. Kazmak istiyorsan, zengin olmak istiyorsan, güzel bir imana sahip, şuhudi bir imana sahip olmak istiyorsan, imanını ikan, yani yakınlık derecesine getirmek istiyorsan, kurbiyet kurmak istiyorsan, muslat gerçekleştirmek istiyorsan, o zaman ayette dediği gibi beni bulmuş kullarım vardır, onların eteklerine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Demek ki onu bulan kullarını bulacağız ki Allah'ı bulalım. Allah'a vuslat gerçekleştirelim. Onu bulmuş kulları var mı? Var, dolu. Yeter ki sen o kulları aramayı bil. Allah'ı bulmak diyor erenlerden biri, bulmak basittir fakat bulduranı bulmak zordur. Ama sen bu zor olanı bulursan kolay olan zaten senin olur. Önemli olan derler ki zoru başarabilmek. Kolay zaten kolay. Değil mi? Zoru başarabilmek. Allah bize kolayları kolay olarak, zorları da kolay olarak yaşatılmayı nasip eylesin. Bu fena fillah çölünden bizleri geçirsin inşallah. Yokluğun manasına erdirsin inşallah. Peygamber Efendimiz gibi el fakru fahri diyebilelim inşallah kendimize. Kendi varlığımıza. Yokluğumuzla kendi kendimize biz de övünelim yahu. Çünkü yoksun be dostum. Gerçek var olan Allah'tır. Neren senindir diye kendine bir soru ver. Senin bu vücudunda, bu gördüğün bu varlıkta, bu gölgede, bu mazharda
Neresi senindir? Vallahi ben şimdiden sana söyleyeyim. Bir tane şey daha sana senin değildir. Çünkü bunun faili Allah'ı tarafı, faili Allah tecellisinden geldiğini bilirim ben. Çünkü sana ait değil. Çünkü bunlar mevsuf olan Allah'a ait. Çünkü bunlar mevcut olan o Allah'a aittir. Eğer ki sen bu zevkle, bu şuhutla, bu imanla, bu muhabbetle o kamile gidersen ve nafillah muhabbetini kendi gönlüne ilka edersen, doldurursan, onun aşkıyla da kendini yakıp kül edip yok olursan, fena fillah olursan, fena-i efal olursan, fena-i sıfat olursan, fena-i vücut olursan, o zaman gönlünde doğan güneş ne olur? Hak olur, hak. Karanlıklarda aydınlığa ulaştırır seni. Batıni olarak da, zahiri olarak da hak seni o karanlıktan aydınlığa çıkar. Aynı Allacı Mansur gibi, Seyyid Nesimi gibi. O zaman bizler de ne yapacağız? O mürşitten, akan o balların, Kevser ırmağından içmek lazım, yaşamak lazım ama sadece bu dilde değil tabii ki de. Hepimiz adına, kendi adıma konuşuyorum daha doğrusu. Sadece dilde değil, bunu halimize geçirebilmek lazım. Hale geçince sende açığa çıkacak o güneş. Gece saat 1'de, 2'de, 3'te güneşin doğduğunu gören var mı? Yok değil mi? Saati gelince doğar. O zaman sendeki o muhabbeti, o sevgiyi öyle bir kur ki, yaşa ki içinden açığa çıksın saati gelince o. Eğer ki sendeki o tecelli efal açığa çıkacak şekilde derecede yanmışsa, yaşanmışsa, zaten o onun saati geldi demektir. O gönlünden açığa çıkacak güneş. Aynı şekilde tevhid-i sıfatta da aynı şekilde. O kendi gönlünden eğer tecellisi sende açığa çıkmışsa seni cennetine, o güneşini doğurur zaten. Cennetine ilhak eder. Tevhid-i zat üzere de aynı şekilde. Tecellisine mazhar oldun mu sen? Kendi zatından, kendi zatıyla, kendi zatına tecellisini hal edebildin mi? Şuhud edebildin mi sen? Edebildiysen demek ki sana o zatın güneşi her yönden, doğudan, batıdan doğacak. Nereye dönersen de o güneşi göreceksin. O güneşin muhabbetiyle ısınacaksın. Gerekirse yanacaksın, kül olacaksın ki yeni tecelliler sende açığa çıksın. Yeni sevdalar, sevgiler, Allah'a karşı yeni şenler çıksın senden. Ama o mürşit mahzarından gelen tecelliyi ilk önce yaşayabilmen lazım. Yani sen topraksın, o çiftçi, o mürşit gelip senin gönlüne o tohumu ekecek ki sen de açığa çıksın. Ama sen izin vermezsen, senin gönlüne o tohumu ekesinler, beklersen gelsinler, sen nail olmazsan, istemezsen, kendini Allah yoluna adamazsan, toprak gibi olamazsan, senin gönlünden hiçbir şey çıkmaz. Senin gönlünden ancak ne çıkar? Şirk fiil çıkar, şirk sıfat çıkar, şirk vücut çıkar, kin çıkar, gadab çıkar, öfke çıkar, dedikodu çıkar. Allah'tan gayrı ne varsa, Allah'ın sevmediği, Peygamber Efendimiz'in ahlakından uzak olan ne varsa, onlar senden açığa çıkar. Allah bizi onlardan uzak eylesin. Sırat-ı müstakim üzere olanlardan eylesin. Şu melamet yolundan bizleri ayırmasın. Sinsire-i fehmiyeden, zevk edenlerden eylesin. Muhabbetiyle dolanlardan ve o muhabbeti de dille değil, hal ile, şuhud ile yaşayabilenlerden eylesin. Evet dostlar. Bir ilahiyle devam edelim. (Gülüyor)
Gir kamil gönlüne, cennet dilersen. Gir kamil gönlüne, cennet dilersen. Fedhuli buyurdu Kur'an içinde. Fedhuli buyurdu.
Evet. Hu diyelim, hu olalım. Aşkla, muhabbetle dolalım. Gönül alalım. Aşka nail olalım. Mürşid-i Kamil'e biz de dahil olalım. Ona dahil olanlar Allah'a dahil olmuşlardır. Allah'a daima Allah'ın gönlüne girmişlerdir daha doğrusu. Siz daha doğrusu diyor ki Allah-u Teala ayetinde sen onların içindeyken onlara azap edici değilim. Kim o içinde? Eğer ki gönlünde o Muhammedi ahlak, o Muhammed varsa demek ki Allah sana azap edici değildir. Eğer senin gönlünde tevhid-i efal varsa Allah sana azap edici değildir. Çünkü sen bütün fiil, nispet fiil şirklerinden kurtulmuşsun. Eğer ki senin gönlünde onların içinde dediği senin bütün bu azalar onlar diye bakalım sıfatlarına. Bütün sıfatların onlar diye bakarsak onların içinde sen onların içindeyken ben onlara onlara azap edici değilim diyor. Bu sıfatlara demek ki sendeki bulan eline, ayağına, gözüne, kulağına, hayat, semi, basar, kudret, kelam, tekbin hepsine eğer ki bunlarda fail Allah varsa bunlardan çıkan fiillere azap edici değil. Eğer ki onların bunların içinde gönlünde içinde daha doğrusu mevsuf olan Allah varsa onlara azap edici değilim diyor Allah-u Teala. Çünkü onun sıfatları. Onun olan bir şey Allah kendi kendine azap eder mi yapma? Eğer ki o vücutta mevcut olan Allah varsa o onun içindeyse onların içindeyse Allah oraya azap edici değildir. Senin de gönlünde o varsa o aşk, o muhabbet varsa demek ki sana Allah azap etmez. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabla yürürken bir kadın hanımefendiye denk geliyor. Ateş yakmış. Çocuklarınla, evlatlarınla beraber ateşin başında ısınıyorlar. Diyor ki ya Muhammed sana bir sualim olacak. Sana bir sorum olacak. Demiş ki buyur sor. Allah ben demiş daha doğrusu ben evlatlarımı bu yanan ateşin içine atabilir miyim, atar mıyım? Demiş ki Peygamber Efendimiz de atmazsın. Hiç anne evlatlarını ateşin içine atar mı yahu? O da demiş ki atmazsın. Peki demiş sana bir soru soracağım. Allah demiş kullarını, bu insanları, bizleri nasıl cehennem ateşine atacak demiş. Peygamber Efendimiz bakmış, gülümsemiş ve cevap vermiş. Demiş ki Allah kimseye daha doğrusu azap etmeyecek. Yakmayacak. Kimseyi yakmayacak. Fakat bu yanacak olanlar ateşlerini kendileri götürecek. Yani sen şirk fiilinden kurtulamazsan, fena bulamazsan, yok olamazsan kendi cahilliğin içinde, şirkinin içinde yanar gidersin. Ebu Cehil'in yandığı gibi. Ebu Leheb'in yandığı gibi. Müşriklerin yandığı gibi. Baba. Eğer ki senin sıfatlarında, baba, şirk sıfatlarında ha duruyorsa, onlara kendin üstleniyorsan eğer, demek ki Allah sana, daha doğrusu sen kendi kendine bu ateşin içine atıyorsun demektir. Evet, söyle. Tamam. Sen kendi kendini ateşe atıyorsun demektir. Eğer ki senin vücudunda hala varlık şirki varsa sen kendi varlığını kendin yakıyorsun demektir. Yani yakıyorsun o cahilliğinle. Ama diyor ki Allah-u Teala ey akıl sahipleri aklı selim olanlara dahil olun. Senin bir akla, yani şuhudi bir akla, sağlıklı düşünen, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan akıla, Muhammed'in muhabbeti ve sevdasıyla, aşkıyla dolan, onun edep ve ahlakıyla ahlaklanan o akla, aklı selime sesleniyor Allah-u Teala. Ey akıl sahipleri,
hala akıl etmez misiniz? Artık aklı selime geçin. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, amenu billah, ey iman edenler, iman edin. Ey akıl sahipleri, aklı selim olun. Olamıyorsanız da aklı selim olanlarla beraber olun. Beni bulmuş kullarım vardır. Onların eteklerine sımsıkı sarılın ki sizi diyor bana getirsinler. E demek ki şimdi biz o aklı selim olanları bulacağız ki onlar bizi aklı selime ulaştırsın. İnsan olmanın derecesine ulaştırsınlar. Bir kamil gönlüne cennet dilersen Fehmi Efendimiz böyle söylüyor değil mi? Ashab Fehmi Tevzan Hazretleri. Gir kamil gönlüne cennet dilersen. Cennet istiyor musun sen kardeşim? İstiyorum. Bak cehennemden azat olacaksın, cennete gireceksin. Eğer ki şirk fiilinden kurtulursan, şirk sefahatinden kurtulursan, şirk vücudundan kurtulursan cennete girersin. Ama bu şirklerden kurtulabilmek için ilk önce gireceğin yer mürşidin gönlüdür. Sen bu mürşidin gönlüne girebiliyorsan demek ki cehennem ateşinden azat oluyorsun demektir yahu. Fethuli, gir oraya. O gönlüne gir. Ey mutmain olmuş nefis. Gir cennetime diyor Allah-u Teala. Demek ki gireceksin. Demek ki Allah'ın cennetine, Allah'ın gönlüne gireceksin. Ama nereden? Mürşid-i Kamil'den gireceksin. Onun telkinatına, onun emrine sahip çıkacaksın. Onun emrinin üzerine başka bir şey yapmayacaksın. Demek ki Allah'ın emri mürşidin emrinden gelir. Bekleme gökyüzünden, bekleme yazılardan sana seslensin. O yazıyı dahi sana okuyan var. Okuyandır senin mürşid. Bir de senin mürşidini canlı Kur'an olarak dinleyebiliyorsan o zaman sana yazıdan da seslenir, kazıdan da seslenir. Satırdan da seslenir, sadırdan da seslenir. Suretten de seslenir, siretten de seslenir sana yahu. Yeter ki sen canım kulağınla dinle. Can kulağıyla. Canım kulağından dinle onu. Dinleyebilirsen onu o zaman bütün sözler senin için perdesiz olur. Bütün sözler senin için açılır. Yolunu açar. Nur olur. Seni Allah'a ulaştıran bir araç olur o mürşid. O sözler. Sana vermiş olduğu o telkinat. O makamlar. Bütün amaç zaten budur. Bu makamlar nedir? Allah olma makamı değildir. Bunlar Muhammed olma makamı değildir. Zaten Muhammed Muhammed'dir. Allah da Allah'tır yahu. Sadece burada bir fark var. Onların gizlilikten, derinlerden, derin bastığın yerden onları aydınlığa çıkaracaksın. Sadece onları temizleyip o manayı alacaksın. O tarafa, o tarafa. O manayı doğuracaksın, açığa çıkaracaksın. Çıkartıyorsan temizleneceksin yahu yani. Daha doğrusu. Abdest alacaksın. Eğer ki sen zaten bu manada tevhid-i efalinde, tevhid-i sıfatında, tevhid-i zatında fenaya uğramadıysan eğer sen temiz değilsin be dostum. Temiz olabilmek için bunlardan gusül etmen lazım. Bunlardan abdest alabilmen lazım. Bunlardan oruç tutabilmen lazım. Bunlardan namaz kılabilmen lazım. Sadece zahiri yönünden değil, batını yönünden de sen Allah'a bunları yapabilmen lazım. Bunlara nail olabilirsin. Eğer cennet girmek istiyorsan cennete ne yapacaksın? Bunlar üzere olacaksın. Allah'ın emrine uyan cenneti kazanır. O zaman sen mürşidinin sözüne uy. O mastardan seslenene de uy. Cenneti kazan. O yüzden diyor Fehmi Efendimiz Azam Fehmi Tezduhan Hazretleri. Gir kamil gönlüne cennet istersen. Onun gönlüne nasıl girersin? Verdiği hediyeleri,
verdiği sana o değerli eşyaları, yani tevhid-i efak, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, makam-ı cem, Hazretül cem, cemül cem, bunları layıkıyla kendine harcayacaksın. Bunları bir açacaksın, temizleyeceksin, gönlünü giyeceksin, libas olarak üstüne. O zaman onun gönlüne girersin. Allah bizim müşriklerimizin gönlüne girenlerden eylesin. Sinsire-i Fehmi'nin gönlünü kazananlardan, onların gönlüne girenlerden eylesin. Pir Efendimiz'in gönlüne girenlerden eylesin. Muhammed Nur Arabül Merami Hazretleri'ni gönlünde yaşatanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gönlüne girenlerden, Allah'ın da gönlüne girenlerden eylesin. Eğer ki mürşidin gönlüne girmişsen, demek ki sen Allah'ın da, onun Resulü'nün de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de gönlüne girmişsin. Gireceksin değil, girmişsin. Size diyor iki tane hediye bıraktım. Bir Kur'an, bir de Ehl-i Beyt. Yani sünnetimdir. İkisine de sımsıkı sarılırsan, demek ki Allah'ın emrindesin. Onun gönlüne girdin demektir. Cennetine girdin demektir. Onun Kur'an'ı mürşid-i kamildir. Onun Ehl-i Beyti de mürşid-i kamildir. Eğer Kur'an olarak mürşidini görürsen, onun sözleri de sana Ehl-i Beyt olur. Hangisini tutarsan tut, senin kurtuluşa erdirir ya. Benim demiyor mu Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde? Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini tutarsanız tutun, sizi doğru yola getirir. Mürşidin sözlerini hangisini tutarsan tut, seni doğru yola getirecektir. Gökteki yıldız dediği mürşidin gönlündeki düşen, gönlünden sana karşı sana düşen o nameler, o muhabbetler, o meratipler, o makamatlardır. Hangisine uyarsan, tevhid-i efale uyarsan seni fail Allah'a getirecek. Bak Allah'a usat ettirir seni, görüyor musun? Doğru yola getirir. Tevhid-i sıfata uy, seni mevsuf Allah'a götürecek. Tevhid-i zata uy, seni mevcut olan Allah'a götürecek. Daha üstün ne var ki? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi senin vücudunda açığa çıksın. 1400 yıl önceye gitme dostum, kendinde ara. Mevlana Hazretleri nasıl diyor? Kendinde arayacaksın. Eğer ne arıyorsan diyor, kendinde ara. Sen neyi arıyorsan diyor, sen olsun. Demek ki sen şimdi aradığın her şeyi kendinde bulmaya bak. İbrahim bin Ethem Hazretleri gibi aradığımı buldum diyebil kendini. Kendimi arıyorum, kendimi arıyorum. Divane bir şekilde çarşıda geziyor. Herkes onun divane deli oldu. İbrahim bin Ethem deli oldu. Tahtını bıraktı. Ama ne oldu sonunda? Veli oldu değil mi? Dost oldu Allah. Sonra döndüğünde yine aynı çarşıya, aradığımı buldum. Demek ki sen de aradığını bulman lazım, ama ilk önce ne yapacaksın? Kendimi arıyorum diye yola çıkacaksın. Kendini ararken tıpkı Hüseyin Sabri Soyit Efendimiz gibi, Hacı babamız gibi, dedemiz gibi diyor ki uzak değilsin, yakınsın, canda gönülde sen varsın. Anladım ki sen benmişsin. Bak şimdi diyor, ben sabrımı arıyorum. Demek ki o kendini aramakla yola çıkmış. Ama şimdi ne yapmış? Aradığını da bulmuş kendinden yakın olarak. Şimdi sabri büsbütün yok oldu. Bütün varlık Allah'ın varlığı oldu. O zaman onun istediği gibi, onun sana tecelli etmiş olduğu gibi saf şekilde, katkısız şekilde yaşayacaksın, şuhud edeceksin. Rabbim bizlere şuhud edenlerden, yaşayanlardan, o muhabbetle dolanlardan eylesin. Evet, bir ilahi daha okuyalım Allah'ın izniyle ve keremiyle. Yayınımızı sonlandıralım. Ay Allah.
Sen bir aşıksın, maşukun nerede? Sen bir aşıksın, maşukun nerede?
Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina velil melahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, bizleri ayare saldırma. Put fırkatın narına yandırma. Mutad et kalbimizi zikrinle daim. Uyandır nevmi gaflete daldırma. Özümüzü özünden olduğunu bildir. Sözümüzü sözünden olduğunu bildir. Emraz-ı averi gözümüzden kaldır. Biri bir görelim, iki sandırma. Hadis-i kutsinde kim buyurdun sen? Sevdiğin kullara hep verirsin sen. Gözünden görmeye göz olursun sen. Bu zümre kullardan bizleri ayırma. Mahvedi fehmiyi mahzı zat eyle. Bekada baki kıl izi cah eyle. Cemalin keşfedip dilkişad eyle. Hicr ile berzahta bizleri durdurma. Ya Rabbi, bu melamet yolunda daima hizmet edenlerden eyle bizleri. Hizmet edenlerin yolundan eyle. Hizmet edenlerin dizinin dibinde eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, sinsile-i fehmiyenin gönlüne girenlerden eyle. Onların yolundan ayrı olanlardan değil, onlarla beraber olanlardan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, senin huzurundan geri dönmüş kim ne varsa, hangi kulun varsa tekrardan huzuruna almayı sen nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, nimetlerinle zahiri ve batını nimetlendir bizleri. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bu melamet yolunu nail eyle. Olmayanları bu melamete ekle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bu zevki, bu manayı, bu şuhudu, bu ledünü yaşayanlardan eyle bizleri ve bu yaşamak isteyenleri de buralara, bu melamet yoluna, bu melami yoluna sen nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, elimizden işleyenin sen olduğunu bizlere bildir. Gözümüzden görenin sen olduğunu bizlere bildir. Bu varlığın gerçek olarak hakikati itibariyle sen olduğunu bizlere bildir. Ya Rabbi, şirk fiilimizden kurtarmayı sen nasip eyle. Şirk sıfatımızdan kurtulmayı sen bizlere nasip eyle. Şirk vücudumuzdan kurtulmayı sen bizlere nasip eyle. Manalarının hikmetlerini gönlümüze ilka eyle. Nuzul eyle. Zuhur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin. Hiçbir zaman varlık olanlardan değil, senin varlığını var olanlardan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, nefsimizde arkadaş olanlardan, dost olanlardan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, nefsimizi mutmaine ulaştır. Nefsimizi melamete ulaştır. Nefsimizi Resul'e ve Allah'a ulaştır. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bizi tam bir mahzar olarak kıl. Kul olanlardan eyle. Derviş olanlardan eyle. Melami olanlardan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, dostum dediğin kullarından bizleri, bizlerin olmasını sen nasip eyle. Ya Rabbi, bizlere gecenin, gündüzün, yıldızların hikmetini, himmetini bildir. Ya Rabbi, mürşidimizin dilinden akan o hikmetleri, o ledüni tecellileri anlamayı sen nasip eyle. Onları yaşamayı, hal etmeyi, şuhud etmeyi sen bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, mürşitlerimizin, efendilerimizin hastalıkları varsa sen onların hastalıklarına acil şifalar nasip eyle. Ya Rabbi, onların ömrünü uzun eyle. Hizmetlerini daim eyle. Hikmetlerini üzerimize nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, onların hizmetini bitmeyen, daimi salat olarak hizmetlerini daima uzun ve ömürlü eyle. Ya Rabbi, ya Rabbil alemin, bu melamet neşesinde toplananlardan, bu melamet sancağının altında bir olanlardan, tevhid olanlardan eyle. Esselatu vesselamu aleyke Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidin Evvelin ve Lâhirin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vakitler hayrola, şerler defola. Tüm ümmeti Muhammed sıhhat ve selamet ve melamet bula. Hastaların şifası için, dertlerin devası için, borçluların edası için, Pir Efendimiz Muhammed bin Arabi Merami Hazretleri'nin ruhaniyeti için, üç ihlas, bir Fatiha, el Fatiha.
bizi bu haftada sıkılmadan dinleyen, bize vakitlerini ayıran ekran başındakilere çok çok teşekkürler ediyorum. Allah sizden razı ve memnun olsun inşallah. Bir dahaki hafta Perşembe günü tekrardan görüşmek dileğiyle, buradan selam gönderenler, mesajlarını okuyamadıklarımız buradan. Çünkü mesajları okuyamıyoruz genelde. Sohbet ettiğimiz için oraya odaklanamıyoruz yani. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah sizlerden razı ve memnun olsun. Selam gönderilerin şu an buradan, şimdi aleyküm selam diyorum. Başta gönderilere şu an aleyküm selam diyorum. Buradan Makedonya'ya, bizi nereden izliyorsa, tüm nereden izliyorsa, bütün dünyadan neresinden izliyorsanız selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum sizlere kardeşiniz olarak. Makedonya'da bulunan Ahmet Efendi'me buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Makedonya'daki dostlara sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Ve Fehmi Efendi'me, Kuşadası'nda bulunan Fehmi Özden Efendi'me buradan ellerini öperek sevgiler, saygılar iletiyorum. Allah başımızdan eksik etmesin efendilerimizi inşallah. Sağlıklarını daim eylesin. Hak ile kalın, hakta kalın. İnşallah Allah'ta kalın. Hu verenler, hu.